bahsettiğim isimleri kamu vicdanı çok iyi biliyor zaten onların e, adalet duygusunu ve e, hadiselere ve insanlara nasıl yaklaştığını herkes çok iyi biliyor e, durup dururken e, acıyla tabii ki e, canım yandı e, ama canımı ve canımızı kimlerin yaktığını da çok iyi biliyoruz e, benim Allah'tan başka hiç kimseye eyvallahım yok ...insanlardan da korkacak değilim. Yani sosyal medyada herkes... ...aman abi sen bunlarla uğraşamazsın. Ee, bunlar şimdi seni de kafalarına takarlar. Ee, Metin abiye yaptıklarının... ...aynısını sana da yaparlar diye. Hep, herkes çekincelerini belli etti. Ee, tamam kardeşim ama yani... ...benden güçlü olabilirler. Ee, farklı konumlarda olabilirler. Bu insanların çok büyük destekleri de olabilir. Ben de dedim ki arkadaş... ...yani neticede Nemrut'un kulağına kaçan bir sinek de... ...Nemrud'un canını aldı. Yani e, evet... ...bizim arkamızda bir güç yok. Bizim arkamızda... E, ...fiziki destekleyen şunlar bunlar yok ama... E, ...Allah'ımız var dedik. Biz ona inanıyoruz. Biz ona güveniyoruz dedik. E, bunun üzerine onları yazdım. Hiçbir şeyde karıştırdığımı zannetmiyorum. Peki çünkü... sizi arayanlar oldu mu üzerine? Çünkü şöyle bir not düşmüştünüz. Daha sonra arayıp başsağlığı diyenleri Allah affetsin bunu yapıp da dediniz. Hı hı. E, canınızı bu anlamda yakan ve daha sonra vicdanla eleştiriyle geçmiş olsun diyen oldu mu ki öyle bir mesaj yazdınız? Tabii ki isimlerini kullanamam çünkü. E... ...herkes o dönemden bu döneme... ...hayatlarında çok büyük değişiklikler yaşamış... ...çoluk çocuğa karışmış... ...evlenmişler, aileler kurmuşlar... ...ama... E, ...evet böyle telefonlar aldım... E, ...ağlayanlar... E, ...vicdan azabı çektiğini söyleyen insanlar... ...o günün öyle yaşanmadığını... ...Metin'in hiç öyle şeyler yapmadığını... ...söyleyen insanlar vardı... E, ...tabii ki kalbim çok acıdı... E, ...ama... ...hala şurada... ...Metin'le ilgili konuştuğumuz şey... ...edebiyatı değil... Metin'in yapmış olduğu e, ya da ortaya koymuş olduğu eserler değil. Maalesef bu konuları e, konuşmak durumunda kalıyoruz ve ben kardeşimi savunan adam e, pozisyonundayım. Halbuki Metin Kaçan bir tamirci çırağı iken, bir berber çocuğuyken birdenbire bir roman yazmış ve şu anda yazmış olduğu roman, ağır roman, e, Türk edebiyatının en iyi 50 eseri içerisinde. Bu ...gündemde olması gerekirken... ...başka konularla anılmak... ...tabii ki hepimize yer alıyor. Hepimiz... Başka türlü olabilir miydi? Kuşkusuz Allah'ın bir hesabı var. Bizim de kulluğuna kendine göre... ...bir hesabı var. Her şey... yani ...bu bir kader çizgisi. Ve hepimizin bir imtihanı. Sadece Metin'in değil... ...bütün ailenin bir imtihanı. Ve yıllardır biz o imtihanın içerisindeyiz. Ee, olabilirdi ama böyle oldu... Böyle oldu diye biz kardeşimizin arkasında durmamazlık etmedik. Ama neden etmedik? Önce araştırdık, soruşturduk, doğrusunun bu olduğunu gördük, bildik. Metine haksızlık yapıldığını, metine iftira atıldığından emin olduktan sonra kardeşimizin arkasında durduk. Peki tanık olarak farklı ifade veren daha sonra özellikle bu 6 Ocak'tan sonra nihayetinde bir insanın hayatını kaybetmesi insana farklı duygular da sokacaktır. Canı yandığı için, kendine yediremediği için sizin kapınızı çalan bu davaya da farklı bir yerden yaklaşılmasını sağlanacak gelişmeler yaşandı mı? Ee, yaşansa zaten dosya yeniden açılır. Yani herhangi bir şey çıksa, bir şahit çıksa şimdi sıfırdan. Dosya ancak öyle açılabilir. Yani ben geçmiş dönemle ilgili suç duyurusunda bulacağım da dava açacağım dediğimde hemen ee, bu konuştuklarımı hayata geçirmek için avukatlarla görüştüm. Ama zaman aşımı diye bir şey var. Ee, bütün bu hadiseler zaman aşımına uğradığı için e, bu insanlar bize, Metin'e, ailesine yaptıklarıyla kaldılar. Yani şimdi Ayşe Arma'nın vicdanen rahat olduğunu düşünmüyorum. Ee, hatta bir gün beni aramıştı ve bir doktorla e, röportaj yapmıştı. Doktorun böyle olmadığı, hadiselerin böyle gelişmediği üzerine ee, bir beyanları vardı ve o şeyi yapmıştı. Ailemden özür dilediğini e, söyledi bana. Ben de özür dileyemezsin çünkü babamız öldü dedim. O zaman mesela çok kötü olmuştu telefonda hatırlıyorum. Herkesin vicdanı var yani insanlar tamamen e, karanlıktan yaratılmış değil. Ama içimizde hem karanlık var hem aydınlık. Metin Kaçan 1995'te öldürülmüştür. ...yani e, fiziki olarak olmasa bile... ...Metin Kaçan diye bir figür... ...hayatımızdan kasti olarak kaldırılmıştır. Bunun sebebi... E, ...buna sebep olduğum için üzgünüm. Ama bunun sebebinin... Niye buna sebep e, olduğunu düşünüyorsunuz? Abisi Hasan Kaçan olduğunu biliyorum buna sebep olan. E, bir dönem yaşamış olduğum gönül değişimi... E, ...bir sürü insanın tepkisini çekti. Ve zannediyorum bizim aileden birinin... ...ayağa takılıp düştüğünde... ...bütün sırtlanlar onun... E, ...peşinden geldi. Belki ayağa takılıp düşen... E, ...ben olsaydım... ...belki kesin benim üstüme geleceklerdi ama... ...Metin ayağa takıldı, düştü... ...onun üzerine geldiler. E, bütün bunları... E, ...o dönemde yaşanan... E, ...daha doğrusu o dönemin konjonktüründen... ...o dönemde yaşananlardan... E, ...ayırt edemezsiniz. Yani hepsi birbiriyle son derece iç içe ve son derece bağlantılı. Şimdi şunu söyleyenler oldu. zannediyorum ee, Salih Tunay'dı. Aslında 28 Şubat'la hesaplaşacaksak böyle bir durum varsa e, Metin Kaca'nın yaşadıklarıyla da hesaplaşmak lazım dedi. Buna itiraz edenler oldu. Yapmayın Allah aşkına. Ehemle mühimi karıştırmayın diyenler oldu. Siz hangi aralıktan daha serin kanlı bakabiliyorsunuz? Ben bunu doğru buluyorum. Çünkü o dönemde sadece gazeteciler, sadece e, ...siyasetle uğraşanlar... E, ...değildi işin içerisinde. Bu ülkenin sanatçıları da var tabii ki. O sanatçılar da... E, ...28 Şubat'tan... ...alacakları payı aldılar. E, belki çoğu sesini çıkaramadı. Belki çoğu istediği eseri ortaya koyamadı. Belki çoğu... ...Metin Kaçan olayını örnek alıp... ...bundan korktu. Başımıza böyle şeyler gelebilir... ...diye düşündüler. Ve herkes kendini... ...bir biçimde bu hadiselerden... ...uzak tutmaya çalıştı... Ama yani üzerinde ısrarla şey yapıyorum, duruyorum. Metin Kaçan 1995 yılında öldürülmüştür çünkü Metin o yıla kadar son derece neşeli, son derece gittiği ortamlarda espri kaynağı olan abisi Hasan Kaçan'ı hakikaten beşe ona katlayacak yapısı olan peşine insanları takan peşinden insanları sürükleyen her gittiği masanın, her gittiği ortamın e, en güzel, en tatlı figürü olan birisi.